Tabii ki her şeyden önce oradaki üzücü olaylardan dolayı çok üzgünüz. Yani bir savaşın çıkma nedeni zaten en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi. Savaşların çıkması, böyle şeylerden dolayı hem maçların iptal olması hem insanların mağdur olması, çok kötü şeyler yaşaması çok üzücü bir şey. Yani bir kere her şeyden önce herkesin bu şeyi bir kere bitirmesi gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Yakışmıyor artık, dünya nerelere gelmiş hale savaşılıyor. Bir orta bulunmuyor yani, ateşkes ilan edilmiyor. Onun için tabii ki futbolun da artık orada oynanıp oynamaması da bile önemli değil. Nerede derse biz oynayabiliriz, hiç fark etmez. Biliyorsunuz Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Onun için de yani bilemiyoruz nerelerde oynanacağını. Hiç fark etmiyor. Yani bizim için şöyle, bu oynayacağımız 3 tane maçın hepsi de hem deplasmanda olsun hem içeride olsun final maçı gibi görüyoruz. Öyle de oynayacağız yani. Diye soruyor. Tabii ki düşündük yani elimizdekileri en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız ama şimdi nasıl bir taktikle oynayacağımızı burada söylememiz de doğru olmaz. Ama sadece şunu söyleyebilirim, biz futbol olarak da yani geçen sezondan beri benim hep oynadığım takımlar mutlaka golü düşünen takımlardı. Deplasmanda da içeride de. Bizim geçen sezon gol atmadığımız maç hemen hemen yoktu pandemi olana kadar. Ve kendi sahamızda da mağlubiyetimiz yoktu. Biz öyle bir takımdık. Yani aynı doğrultuda gideceğiz. Biz buradan puan ve puanlar almak için geldik yani. Onun için de yani tek düşüncemiz, tek gayemiz o. Hiçbir zaman da futbolu çirkinleştirecek ve bütün takım olarak bir kalemizin önüne kapanarak oynayacak bir takım da değiliz biz. Onun için hem golü de düşüneceğiz, hem tabii ki defansı da düşüneceğiz. Çünkü biz Villarreal'in gerçekten çok tehlikeli bir takım olduğunu biliyoruz. Çok disiplinli bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Şimdi biz bir kere sezona tabii ki kayıp oyuncularımızla başladık. Yani geçen sezonun flaş oyuncularımızı transfer ettiler ve gittiler onlar. Onların yerini doldurmak için bir zaman gerekiyordu. O arkadaşlarımızı aldık. Şu anda hala bile uyum sürecini sağlayamadı arkadaşlarımız. Sıkıntıları var. Hemen zamanla olacak şey değil. Ama biz ondan sonra ikinci maçımızda galip geldik. Sonra kendi sahamızda yine biz berabere kaldık ama sonra tekrar galip geldik. Şimdi geçen sezona baktığınız zaman bu kadar puanımız yoktu 4 maçta. Şimdi daha iyi durumdayız geçen sezona göre. Biz ondan sonra çıkış yaptık. Yani o maçlardan sonra çıkış yaptık. Onun için bizim takımımız benim tek korktuğum sakatlıktı. Yine şu anda da 3-4 tane arkadaşımız sakat. Ama ben takımıma güveniyorum. Şöyle alternatifli bir takım yaptık. Herkesin alternatifi olan bir takımımız var. Ama dediğin gibi yani şu anda buraya getiremediğimiz 3 tane arkadaşımız takımımızın 11'inde oynayan arkadaşımız. O yüzden ondan dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Tabii ki sezon başı kötü başlanabilir. Ne bileyim bir de sıkıntılı başlanabilir. Bir de şu anda Türkiye'de bir sıkıntı var. 21 tane takıma çıkarıldı ligler. Ve biz sürekli maç oynuyoruz. Lig oynuyoruz, kupa oynuyoruz, lig oynuyoruz, kupa oynuyoruz. O yüzden yani biraz daha onun da sıkıntısı oluyor. O pandeminin getirdiği bütün sıkıntı bütün dünyada var. Onlar da var. Yani ama biz bunu aşacağız inşallah. Yani çünkü alışma oyuncuların da artık alıştılar. Test olmaya alıştılar. Maç Perşembe maç oynamaya, Pazartesi pazar maç oynamaya alıştılar. Çok yoğun bir maçlar oynanıyor ve bir ilginç olan şey de ligi çok kısa sürede de bitirmeniz gerekiyor. Onun için tabii ki burada maalesef istediğin zaman düşündüğünüz şeyler olmuyor. Burada sakatlıklar çok oluyor maçlarda. Örneğin son maçta biz iki tane arkadaşımıza sakat verdik. Onun için burada oynayacağımız maç bizim Villarreal'le yani maçın ilk yarısını burada oynayacağız. İkinci yarısında bizim sahamızda oynayacağız Villarreal'le. O zaman daha farklı bir takım bulacaklar yani şeyde yani Sivas'a geldiklerinde daha farklı bir takım olacak yani. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sessizlik oldu.